Cənnətdir anamın ayağının altı. Ağlama olmasın nə dərdin, qəmin. Sən məni göylərdən aşaqdarırsan, ayağımın altına gəlmişəm sənin. Bir də ki, anacan, bir istəyim var. Bilirəm mənim üçün bunu edərsən. Atam dizlərimin üstündə yatsın, onun da qoxsun istəyim mən. Bu gün kendimize. Merhaba. Ne oldu? Ben de değilim. 2001'in aklımda pandemiya senden sonra koyun edeydim. Ya da şehitler Allah rahmet eylesin. Yaşamlar canlı. Amin. Oğlunuz nasıl istikamette şehit olur? Kulağı istikametinde şehit olur. Neden? Biraz zor olur, zorut olur, hafif olur. Sen buranın da yaralanmıştı bir yerde. Bizi de bildirmedi. Kulağı istikametinde Serdar'ı çevirmiş. Kulağı istikametinde. Hazır Efe yaptı. Ağabeyim. Vay ben benim şehidim, ikisine de bakıyorum. Şehit olmamıştan evvel size danışılıp olubdu, size zehir olup evvelceden. Hiç çünkü gün düşüm bile keçirdi, zenginler olurdu. Son sözü ne olup size? Ben bir dalga yoktu ya, zarif olmuyor, danışma olmuyor, mükemmelen danışacağım. Yani özden ait olurum, her şey arkasında böyle. Orada nefer bile, televizyede nefer bile diye, bizim televizyede yakışır bile diye, bizimkiler geldiğinler, televizyede yakışır, her şey arasında bir belli, doğru bir durum var, bizim her şey yakışır. Son sözleri bu arada olursa? Beni anladın, yerim de demek ki bilmezdi ki yapması istihbaratı. Bir de hediydi babam bize, babam başka vakta bir şey bile danıştıysa dedi, nefret. Bizden olmaz da mektedir. Çok üzüldüm yavrum. Bu da ne sen terden içeceğim? Hiç terden içeceğim. Babayı buldum. Oğlum buldum. Oğlum bu dersen nereye gideceğim? Ben sözüm attım. Hiç bana kendini yıkan tesadır çöktüm. Elim alıydı. Nece bir insan oldu. Güzel insan olup babam, hem vətənpərvər, hem yalnız babam. Hansı istiqamətdə xidmət edir? Tovuz. Tovuz Ətbəylik kəndində. O da xidmət. İskəndində. İskəndində. Buyurun babam. Bir ana kimi sizden yaxşı olan heç kim tanıya bilməz, heç kim buradakıların heç biri onu bizə danışa bilməzdir. Oğlunuz, necə deyim, sizin gözünüzdə, bu evdə, bu evdə yaşayıb sizlə bərabər, 27, düzdür mü? Onun ən yadda qalan, sizin üçün ən yadınızda qalan, gözünüzü hər yumduğunuzda gördüyünüz xatirə, necə olur? Ömrü boyu yadından çıkmayacak. Onun yüzüge pardığım için. Onun teze nişanlı olmuştu. Yüzüge pardığım için. Balam gözünde bir sevinç var idi ki. Çünkü çok sevmiştim. Çok şükür ki balam nişanlı evlendir. Hiç aynı şanlı var.
Bir şey nişanlı kaldı balam. Ancak ona nişanlayan gün ömrüm adımdan çıkıp neyse uçmuyoruz. Evin tek oğlu olmağına bakmayarak, iki bacının yücanı kardeşi olmağına bakmayarak, benim kardeşim için beter, torpak her şeyden üstündeydi, bayrak her bir şeyden üstündeydi. O betene sevişteydi. Ruhu bir yumuşatıcı. Onun en büyük arzularından biri topraklarımızın ağzı bulunduğundu. Ağzı bulundu, onun ruhu bir yumuşatıcı. 27 yaşındaydı, bizimle bir yerde olmasa da bizimle de güzel bir yerdeydi. Allah herkese nasip eylemler, şehitliğine kaldı. Kardeşim doğduğundan seçilmişti. Fergilenir değil, seçilir değil. Tayından, düşünden, her bir yerde. Kardeşim olduğuna göre demirəm, şehit olduğuna göre demirəm. Benim kardeşim hamı tanıyır, hamı bilir. Tamam başkaydı. O aramızda bir meleğiydi. Geldi, gitti. Özün sevdirdi, gitti. Ama üreylerimizde hemşe yaşayacak. O bizi için ölmüyor, bizi için yaşıyor, yaşayacaklar. Biz ne kadar varsa onu da yaşayacak. Hem ölüp gelince, ölüm hem insanlar. Ama kardeşim ebedi adını koyup gitti. Allah bütün şehitlere rahmet etsin. Bütün şehit valiler karşısında baş eğirem. Anaların ellerinden mutlaka. O zaman karşı. Mesela sonunda gitti askerliğe. Mesela da yaşlı terklerimi aldı orada. Ondan sonra geldi yine götürdüm 8 sentabr burada. Temiz var ya. Bir defa ağır yaralar koştuydu. Bunu etrafında. Hem içimine hem bu şekilde böğün ahesine. Onun için onu böyle yatandan sonra yani satasak mı? Herkes biz bilmiyorduk. Tüm yaraları. Yani her bir şeyden ehliyetini öldürüp demedi. Ehliyetini derdi. Yara 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 kalktı şu. Adırt dolu, batı dolu, zengiler dolu. Ben aklı karşıma çok, çok böyle. Bilirsiniz ki bu dünyanın cennetteki birinci doğum günüdür. Bir əmi kimi ona ne öyrəksiniz olardı ki, deyirsiniz? Ne de bilim, hamısı yeri cennetin şahı, bütün şahitleri. Ne lazım yok. Sıfet uyguyur ve en güzel şahidi zirvesi şahit olur. Bütün şahitleri hamısı rahmet etsin, razı Allah'a emanet. İlhanın birisi kızı, o güzel kardeşimiz idi, yaxşı kardeşimiz idi. Bu günler onun 27 yaşı tamam olur. Bu gün bizdə olmadığına, bizimlə keçirmədiyinə görə, cənnətdə keçirdiyinə görə doğum tarixini təbrik edirəm. Ağıllı kardeşimiz idi, vətənpərvər kardeşimiz idi. Oruç tuturdu, namaz qılırdı. Mənim üçün çox asıldılar. Ona görə ki, mənim şagirdlərdən İlhan olasın. Güzel şagirdlerim. Ve benden önce mevzumatlar girdi. Bu meseledir. Bak son anlardan danışmak istedim. Fadirlerden danışmak istedim. Sintiyar ayının 24'ünde benim İlhan'la son görüşüm oldu. İlhan benim artık Məlim Ata. Pedagoji sahibi, arı kışkırtı mühendisinde faaliyet gösterdi. Bu faaliyet gösterdiği vaxta demek olar ki her gün, atası arı sertir, her gün biz danışırdık. Ve son sentyabr ayının 24-2022'de bizim görüşümüz öz sahesiyle bağlı, pedagoji sahayla bağlı yeniliklerin, yeni inovasiyaların inşafıyla bağlı geldi ki, bilenler birgə müsaadir edilir. Onun el yazmaları hələ də məndə məktəbdə o halda qurulduqda stol üstündə qalıbdı. Danışa bilmirəm. Bu insan mənə çox yaxın insan oldu. Danışa bilmirəm, üzr istəyirəm. Paylaşa da bilmirəm ki, mənim qardaşım şəhid olubdu. Allah rəhmət eləsin gələ gələ. İlhan müəllimlə bizim son görüşdə bir saat müzakirəmiz oldu. Pedagoji sahədə gedən yeniliklərlə bağlı. El yazmalarını koydu, hudafizləşdik, ayrıldıq ve sonra atası mənə deyir ki, evə gəlindən sonra məlumat verdi ki, edənlərlə bir yerdəydik. Amma bir peşmançılıq məndə ömür boyu olacaq ki, oradan Elxan zəng edirdi, mənim xəbərim olmayıdı, mən ona cavab verə bilməmişəm. Ve sonra bax, bu hadisi oldu, şəhid oldu, Allah rəhmət etsin, gəlin gəlin. Danışdıq. İlhan benim çok değerli bir insanım.
değerli bir yoldaşdır, değerli bir dostdur. Hətta məndən yaşsa, kiçik olsa da demək olar ki, bir həftə sonlarında həmişə bir çay süfrəsində olardı. Söhbətlərimiz olardı. Demək olar ki, söhbətlərimizin mövzusu vətənpərvərlik mövzusunda olardı. Kəndimizin övladlarının gələcək təhsili ilə bağlı, gələcək perspektivi ilə bağlı olardı. Yalnız və yalnız, inanın ki, bir saat, elə vaxt olub ki, mobil telefonda saatlarla danışmış Reyhan, olan Reyhan qardaşımızla. Sadəcə bizim danışığımız, yenə deyək, sadəcə və təhsildə müəyyən yeniliklərə bağlı olub. Nə deyim? 93-cü illərdə bizim kəndimizə gələn şəhidlərimizin belə gün oldu ki, gündə 3 şəhid gəldi. 1994-cü ilin fevral ayının 3-də mənim də qardaşım şəhid oldu. Sonra Allah cəmi rəhmət eləsin. Böyük qardaşım Qarabağda gedən döyüşlərdə iştirak edirdi həmin ərəfədə. Sonra ardınca əmmi oğlu şəhid oldu. Sonra ardınca bir əmmi oğlu Qarabağda ağır yaralandı. Yəni biz bu aslanı görmüşük, yaşamışıq. Ona görə də biraz tutuluram bu mövzuda danışanda. İnanın ki, İlxan müəllim o qədər yaxın olub ki, mənə öz qardaşım.